Hasan Hanım'ı aynalara küstüren büyük sorunu ortadan kaldırmak için diş hekimimiz Çağdaş Bey'i ziyaret ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş nasılsınız, bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, sağ olun siz. Sağ olun, buyurun isterseniz oturun gelin. Bugün amacımız size yeni dişler hazırlamak. Yeni dişleri bugün gün içinde hazırlayacağız. Dişlerin üzerinde biraz pürüzlendirme vardı biliyorsunuz. Pürüzlendirilmiş dişlerin ölçüsünü alacağız ve size yeni diş yapacağım. Dişin yüzeyine hafif bir pürüzlendirme yaptık ki üzerine yaptığımız ilavene yapışabilsin. Bu şekilde dişin 3 boyutlu olarak ölçüsünü alıyorum. Üst çene ölçüsü, alt çene ölçüsü, bunlar bilgisayar ortamında alınan ölçüler, tamamıyla 3 boyutta alınıyor. Alt ve üst çenenin birbirleriyle ilişkisini alacağız. Isırın lütfen. Isırın. Şöyle açalım. Çok güzel. Alt ve üst çenenin birbirleriyle ilişkisi çıkmış oldu. Şimdi başlayacağım. Bilgisayar ortamında gülüşü dizayn etmeye. Gördüğünüz gibi üzerine lamineler yapmayı planlıyorum. Niyetim 6 tane dişin ön yüzüne yapışan lamine yapmak. Bu şekilde ağzın 3 boyutlu modeli var. 3 boyutlu model üzerinde görüyorsunuz dişlerin içeriden görünümü ve dişlerin arkadan görünümü. Burada aslında laminenin mantığını anlamak çok kolay. Farkında mısınız? Laminenin arkada dişin kendisi tamamen duruyor. Dişi uzatacağımız için ısırma yüzeyine bir miktar lamine geliyor. Bu şekilde. Isırma yüzeyine. Ve ısırma yüzeyine gelmesinin esprisi dişi uzatmak. Dilediğin kadar uzatabiliyorsun. Dişin arkası tamamen kendisinin olmuş oluyor. Ve lamine dişe tamamıyla yapışma gücüyle duruyor. Teker teker yapılıyor ve dişlerin üzerine yapışma gücüyle duruyor. Bunlar metal desteksiz olduğu için çok doğal duruyor. Bir hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi özel porselen bloklar var. Özel porselen bloklardan üretilecek. Bu şekilde hazır bloklar var. Makineye gönderilen veriler teker teker üretilecek. Ne gibi veri göndereceğimizi buradan belirliyoruz. Öncelikle bakalım. Bakın bir tane laminenin bu blok içerisinde yerleştirilmiş hali görünüyor. Lamineyi yerleştirdi. Düğmeye bastığımız zaman başlayacak şekillendirmeye ve laminenin ham hali çıkmış olacak. Ham hali çıktıktan sonra biraz makyajlayacağım, şeklinin rengini vereceğim ve bitmiş olacak. Bu işlem aşağı yukarı şu anda itibaren 6 tane lamine bitmesi birkaç saat sürüyor. İşlemleri başlıyorum. Ve şu anda işlem başlamış oldu. Merak ediyor musunuz dişlerinizi? Evet, hem de çok. Bakın bu şekildeler. Şimdi buradan göreceksiniz. Tek 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 yaptım. Bunlar çok ince yaprakçıklar. Ön dişin bir tanesini almak gerekirse bu şekilde incecik. Ve en büyük özelliklerinden biri şu. Gerçek diş gibi ışık geçirgenliğine sahip. Yani bastığımız zaman arasında ışık geçiyor. Gerçek diş gibi. Şimdi teker teker dişlerin üzerine yapıştırma işlemine geçiyorum. Laminelerin en büyük güzelliği dişte herhangi bir morarma, diş etinde herhangi bir siyahlık yapmıyor. Işınlayın lütfen. Bu ışın sayesinde sertleşti. Ufak tefek yapıştırıcı artıklarını temizleyeceğim ve diş yapışmış olacak tamamen. Biraz da arkadan verelim. Arkadan verince görüyorsunuz bakın laminelerin ışık geçirgenliği dişle beraber nasıl ışığı geçiriyor. Metal destekli porselen ışık geçirmez. Bunlar ışığı çok iyi geçiriyor. Pınar Hanım'ın dişlerini yapıştırdık. Şu ana kadar Pınar Hanım dişlerini görmedi. Normal şartlar altında diş hekimi hastasıyla beraber her şeyi aşama aşama bakar, aşama aşama söyler ve kişiyle beraber karar verir. Ancak programımız gereği sürpriz her şey. Siz de merak ediyorsunuz tabii ki değil mi? Evet. İsterseniz kalkalım, buyurun. Tamam. Aslan Hanım, ayna verelim. Gelin böyle yanıma gelin yanıma. Peki. Şöyle gülümseyin bakın. Ay bembeyaz. Hiç böyle görmedim dişlerimi.
Pınar Hanım'la keyifli bir çalışmayı geride bıraktık. Gördüğünüz bilgisayar destekli işlerle, aynı zamanda güzel bir tasarımla, güzel tasarımlar ve güzel işler açığa çıkabiliyor. Çabuk olarak ve güzel olarak güzel dişler açığa çıktı ve dişleri yapıştırdık. Bakalım bu güzel gülüş kendisine şans getirsin diye emin ediyorum. Finalde nasıl olacak hep beraber izleyip görelim isterseniz.